Kötülüğün seyirci üstünlüğü vardır derler. Oysa iyilik ve güzellik bir yeraltı nehri gibi dipten ve derinden sessizce akar. Modern dünya ya da ahir zaman kötülükleri, çirkinlikleri, çarpıklıkları konuşmaya, izlemeye değer buluyor. Biz de diyoruz ki, hayır, kötülüğün seyirci üstünlüğü iyiliğin gücüne galebe çalamaz. Sevgiyi, merhameti, dayanışmayı cazip, anlatılmaya değer bulmayan bütün anlayışları reddediyoruz. Diyoruz ki, bu cihanda bizim de bir hünerimiz varsa, millet olarak ilk sıraya aile olabilmeyi yazalım. Dedemler, babamın babası, Saraybosna, Yugoslavya, Saraybosna'dan buraya geldiler. 1912'de bu Balkay köyüne geldiler. Annemler de Rusya, Kafkas Türkleri, Ahaska'dan gelme. Yani onlar da göçmen. Nasıl tanıştım? Ben çalışıyordum bir firmada. Eşim de denetim için gelmişti oraya. Kendisi belediyede çalışıyordu. Öyle tanıştık. Sonra evlendik. Yani çarpıldık birbirimize böyle görünce böyle. Çarpıldık. 9 kardeşlik zaten biz. Babamın 9 tane çocuğu vardı. 9 çocuğa ancak tarladan aldığımız buğdayla, mısırla öyle geçimimizi sağlıyorduk. Eski dedelerimizden, babalarımızdan aldığımız bütün o dersleri biz kendi çocuklarımıza da vermeye çalışıyoruz. Şu anda en çok neyi özlüyorum biliyor musun? Köydeki eski durumları özlüyorum. Eski arkadaşlığı özlüyorum. Eski muhabbetleri özlüyorum. Yani eski insanlığı özlüyorum. Bir insan vefat ettiği zaman burada biz böyle şarkı yahut ıslıkla bir şey ormanda bile söylerken hop duymasın birisi yahu filan Aksinim köyünde Evrenli'de filan kişi vefat etti. Böyle maten tutuluyordu. Eskiden herkes herkese yardım ediyordu. Biraz sıkıştırma hemen herkes yardım ediyordu. Yani birlik vardı, beraberlik vardı. Aile olmak çok aile farklı olmak bir şey. Ne demek aile? Keşke yani hani demişler ya bir atasözü var. Adama vur, ah arkam vurunca adamlar vurunca demiş ki ah arkam yani ah arkam demek yani benim arkam ağrıyor demek değil. Arkamdaki insanlar olsaydı ben bu dayağı senden yemezdim işte. Yani geçim eskiden hakikaten de sıkıntılıydı. Buradan amcam biliyor, buradan gidiyorduk mesela tarlaya çapalamaya gidiyorduk veya mısır çapalamaya olsun, buğday biçmeye gidiyorduk. İnanır mısın, şeyle, türkülerle, şarkılarla gidiyorduk, şarkılarla geliyorduk. Rasnali vada trava zelena aman aman trava zelena. Türkiye, biraz da şairin eve dön, şarkıya dön dediği yerdir. Dedelerimizin hatıralarına doğru yola çıktığımız zaman, 150 yıllık bir zaman dilimi bize varlık hikayemizi anlatır. Yurdundan çıkarılanlara yurt olan, yolda olmanın ve kök salmanın her zerresinde anlam kazandığı bu güzel ülkeyi anlamak için çıktık yola. Eve dönmenin, şarkıya dönmenin ülkesi. Aile aile, fert fert hem geçmişe hem geleceğe doğru bir anlam haritasına ulaşmak istedik. Bu kez Aysel Hanım'la Salih Bey'in hikayesine konuk olduk.
Ben Salih Yılmaz, Kırklareli Vize Balkay Köyü'nde ikamet ediyorum. Bu köyde doğdum. Dedemler, babamın babası Saraybosna, Yugoslavya, Saraybosna'dan buraya geldiler. 1912'de bu Balkay Köyü'ne geldiler. Babam burada dünyaya geldi. İşte biz köy hayatı ne olur köy hayatında? Bizim burası orman köyü. Orman köyü, leşberlik, tarla, orman, bu gibi bir hayat sürdürüyoruz işte burada. Ben 1960 doğumlu, Kars'ta doğdum. Adım Aysel Yılmaz. Şu anda Kırklareli Vize Balkaya Köyü'nde ikamet etmekteyim. Evliyim, işte emekliyim. İlkokulu Kars'ta bitirdim. Çamlıca Kız Lisesi'ni okudum. Oturuyoruz burada, çocuklarımız çalışıyor. Köyde bahçedir, ağaçlar, fidanlar, onlarla uğraşıyoruz. Onların hizmetini yapıyoruz. Yani çocuk gibi onları, çocuk büyütür gibi büyütüyoruz onları. Şu anda kış artık. Kış mevsiminde çok bir şey olmuyor ama ilkbahar başladı mı hep çalışıyoruz. Her şeyimizi bahçeden tedarik etmeye çalışıyoruz. Çok küçükken işte ne yapıyor annemler? Şimdi eskisi gibi vesait yok. Sırtını alıp tarlaya götürüyordu. Bütün gün tarlada çalışıyordu. Buğday biçiyorduk. Sırtında götürüp getiriyordu beni. Onu hatırlıyorum, ufaklığımı hatırlıyorum. Tabii biraz yaş ilerledikçe ben de annemlere, babamlara katıldım işte. Vesait yok. Manda arabaları. Öküz arabalarıyla tarlaya gidiyorduk. Orada biçiyorduk, buğday biçiyorduk, geçimimizi öyle sağlıyorduk. Tabii ilkokula gittik işte o zaman, okul vardı köyümüzde. Okula başladık, okulu bitirdik, ortaokula gittik. Böylece işte iş hayatına öyle atıldık. Çok zor geçiniyordu, çok. Öyle lüks bir hayat yoktu. Kendi ne ekiyorsa onu yiyordu. Dokuz kardeşlik zaten biz. Babamın 9 tane çocuğu vardı. 9 çocuğa ancak tarladan aldığımız buğdayla, mısırla öyle geçimimizi sağlıyorduk. Orman. Hayvanlarımız vardı. Kendi sütümüzü, kendi yoğurdumuzu, kendi yağımızı kendimiz yapıyorduk. Tavuklarımız vardı. Yumurtaları kendi organik yumurta yiyorduk. Düğünler desen güzeldi, muhabbetler güzeldi, tarladan topladığımız o mısır koçanlarını imece şeklinde şarkılar söyleyerek öyle soyuyorduk onları. Öyle bir geçim sağlıyorduk. Huzurlu, güzellik vardı o zaman. Düğün şekilde geçiyordu. İnsanlar ufak çocukları hor görmüyordu, eski insanlar. Onlara bir şey vermek için onlara yardımcı oluyorlardı. Çocukları seviyorlardı. İçki yok. Bizim köyde şu anda hiçbir bakkalda bir içki yok.
Hiç bir sigara yok. Hiçbir kahvede kumar yok. Biz böyle yerde yetiştik. Eski dedelerimizden, babalarımızdan aldığımız bütün o dersleri biz kendi çocuklarımıza da vermeye çalışıyoruz. Güzellik, yalancılık, o yalancılık ağzından çıkmasın, hırsızlık olmasın, dolandırıcı olmasın, güzel konuşsun insanlara, güzel hitap etsin, yani konuşmasını bilsin. Saygı, sevgi, ihtiyarlara saygı, küçüklere sevgi yani öyle öğrendik biz. Büyüklerimizden biz de kendi çocuklarımıza onu öğrettik. Şu anda en çok neyi özlüyorum biliyor musun? Köydeki eski durumları özlüyorum. Eski arkadaşlığı özlüyorum. Eski dostluğu özlüyorum. Biz burada eskiden genç olarak Top oynamaya gidiyorduk mesela şeylerde, çayırlarda. Öyle futbol sahası yok. Top oynuyorduk. Baş parmaklarımız yarılıyordu. Yine de şikayetçi değildik. Yani hesap et. Yani o kadar güzel günümüz vardı. Onları özlüyorum. Eski muhabbetleri özlüyorum. Yani eski insanlığı özlüyorum. Komşuluk, eskiden komşuluk çok güzeldi. Çok güzeldi. Fakat şimdi köyler hepsi şehire göç etti. Doğru dürüst. Yani insanda kalmadı yani. Gençler hep şeyde, şehirde. Yaşlılar işte, emekliler burada şimdi. Hayat çok değişikti hayat. Küçükken çarı giyerdik, lastik ayakkabı giyerdik, giderdik tarlaya, oraya buraya, vesait yok, bir şey yok. Yalnız iyi, çok iyi şeyler vardı eskiden. Ona özeniyorum yani. Eskiden giderken, gelirken şarkıyla, türküyle, neşeyle, yani öyle imece usulü giderdi. Bütün gün kadın, bayan, kızlar, erkekler hep beraber giderdik. Böyle bir küs, öyle bir şey yok yani böyle. Çok süperdi, ağırdı ama. Ha, burada bir onlara özeniyorum. Böyle saygı, sevgi çok değişikti. Şimdine göre. Yani o zaman burada komşu köyde bir insan vefat ettiği zaman burada biz böyle şarkı ya ıslıkla bir şey ormanda bile söylerken hop duymasın birisi, yahu filan Aksin'in köyünde, Evrenli'de filan kişi vefat etti, böyle maten tutuluyorduk. Öyle bir mutluluk vardı ki mesela köyümüzde o zaman bir kahve vardı. Köy kahvesiydi. Akşamları mesela babalarımız, dedelerimiz oraya toplanıyorlardı. Sohbet, muhabbet. Yani onların, o eski insanların, eski insanlardan güzel bir laf almak için onlardan ayrılmıyorduk yani. O kadar güzel insanlar vardı. Salih İlmaz. Beraber çalıştık, gittik ormana, şuraya buraya gittik de. Kahvecilik yaptık. Yine ne yaptık onlar? Bayağı bir iki sene çalıştık. Birbirimize gidiyorduk bayramdan bayrama. O zaman şimdi komşuluk daha bir maktaya gidiyorsun ilmeciyle. Şarkı, türkü söyleyerek, tüfek patlayarak. Giderdik, gelirdik.
Eskiden herkes herkese yardım ediyordu. Biraz sıkıştırma hemen herkes yardım ediyordu. Yani birlik vardı, beraberlik vardı. Çapa kazma giderdik. Böyle 15-20 kişi, 30 kişi bazı da. Ve akşam sadece yemek için giderdik. Yani akşam güzel bir tatlı yemek, yani. Yemek yemek için. Öyle bir insanlık vardı eskiden. Eskiden ne demek ya, burada radyo yoktu, sonradan çıktı radyo falan filan. Ama açamazsın abi. Ne açması ya? Kendin böyle şarkı söylüyorsun. Genç çocuksun. Aman 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 aman, sakın birisi duymasın. Oh. Ya böyle bir maten tutuluyor. O zamanki o şartlar, sevgi, saygı, acıma duygusu filan hep değişik. Şimdi her şey bol, her şey tamam da hiçbir şey, saygı, sevgi yok. Bayramlarda, eskiden bayramlarda gidiyorduk. Mesela şeker veriyorlardı, baklava veriyorlardı. Yani bütün köyümüzde bulunan bütün akrabaları, bayramda komşuları, dostları dolaşıyorduk. Yani çok o günleri özlüyoruz. O günleri özlüyoruz. Hakikaten özlüyoruz yani. Ben 10 yaşıma kadar Kars'ta büyüdüm. 11 yaşında İstanbul'a, Çamlıca'ya geldim. Sonra çalışıyordum. Çalışırken eşimle tanıştım. Tanıştıktan sonra evlendik. Ben bir sene erken okula, kayıtsız gittim ilkokula. 10 yaşında 5. sınıfı bitirdim. Sonra bu yatılı sınavlara girdim. Birinci olarak Çamlıca Sitesi'ni kazandım. Babam bile getirmedi. Trenle kazanan arkadaşlar vardı başka köyden. Onlarla beraber İstanbul'a geldik. İstanbul'da bir akrabamız bizi okula götürdü. Yatılı yurdumuz vardı. Yine bu İnek Şaban'ın film çekiliyor ya. Onların olduğu yer bizim yurdumuzdu. Okudum işte Çamlıca Lisesi'ni. Sonra işe girdiğimde babam geldi. Baktık ki hayatım biraz zor, başkalarında kalıyorum. Sonra köye gitti tekrar Kars'a. Babamın da durumu Kars'ta, manifaturası vardı, kuru yemiş. Yani böyle market gibi, şu anki marketi o zaman eczanesine kadar vardı. Babam hepsini sattı, geldi İstanbul'a. Avcılardan yer aldık, ev aldık, oraya yerleştik. Dedelerim gelmiş şeyden, Yugoslavya'dan. Benim annemler de Rusya, Kafkas Türkleri, Ağızka'dan gelme. Yani onlar da göçmen. Doğudan ve batıdan yola çıkıp bu topraklarda birleşen binlerce hikayeden birisi onlarınki. Salih Bey'in ailesi kayıp vatanımız Balkanlardan, Bursa'nın kardeşi Saraybosna'dan hüzünlü bir veda ile çıkıp varmışlar Trakya'ya. Nasıl tanıştım? Ben çalışıyordum bir firmada. Eşim de denetim için gelmişti oraya. Kendisi belediyede çalışıyordu. Öyle tanıştık. Sonra evlendik. Yani çarpıldık birbirimize böyle görünce böyle. Çarpıldık. Evlendik. Öyle evlendik. Şu an mutlu bir yaşantımız var. İyiyiz. Sağlığımız yerinde. Beraber işte birbirimizi destekliyoruz. Tamamlıyoruz. Yani. Tamamlıyoruz. Birbirimizi tamamlıyoruz. Evlendiğim zaman belediyede zabıta memuruydum.
Küçükçekmece, İstanbul Küçükçekmece'de zabıta memuruydum. İşte denetime çıkmıştık hanımla beraber orada. Yani denetime çıktım arkadaşlarla beraber. Orada tanıştım hanımla. Ya ben de çalıştığım evlendik. İçin. Yani geçimimiz iyiydi, o da normal. Çalışıyordu. Ben de çalışıyordum. Normal. Yani öyle bir sıkıntı yaşamadık. Yani evlendikten sonra işte bir kiradaydık. Yani o kadar lüks bir hayatımız yoktu. Herkes gibi böyle çocuklarımız oldu. İşte çocuklarımızı büyütmeye çalıştık. Şimdi Allah'ıma şükürler olsun. Yani çalıştığımızın meyvesini şimdi yemeye başladık. Ama dişler yok, yiyemiyoruz fazla. Beş tane çocuğum var. Bu beş tane çocuğumun içerisinde bir tanesi bekar, öbürleri hepsi evli. Eşim bir ara işten çıktı, isteğe bağlı sigortayı yürüttüm. Aldığım o maaşı sigortaya veriyordum. Yani evde çoluk çocuk, yani öylesine geçiniyorduk yani. Ya şimdi şöyle ki... Akrabalardan, dostlardan işte onlar biraz bize destek oluyordu. Benim babamın durumu iyiydi. Babasının durumu iyiydi, destek oluyordu bize. Allah onun nur içinde yatırsın. Çok iyi bir insandı. Kardeşleri dürüst bir insandı. Benim kardeşlerim de öyleydi. Yani birbirimizi tamamladık. Aile olmak çok aile farklı olmak bir şey. Ne demek aile? Keşke yani hani demişler ya, bir atasözü var. Adama vur, ah arkam vurunca, adamlar vurunca demiş ki ah arkam. Yani ah arkam demek, yani benim arkam ağrıyor demek değil. Arkamdaki insanlar olsaydı ben bu dayağı senden yemezdim işte. Yani geçim eskiden hakikaten de sıkıntılıydı. Şimdi çocuklar çalışıyor. Çocuklar büyüdü, evlendi. Torun torba sahibiyiz. Kuzeniz yani, kardeş çocuklarıyız. Buradan mesela alışverişe yapacağız, kazaya gideceğiz. İşte köy hayatı o zaman. Buradan yayan 4 saatte yayın gidiyorduk bu vizeye, kazamıza. Oradan alışverişimizi yapıyorduk ve yine de buraya geliyorduk, mutluyduk. Babamda bir tane o zamanlar bir cip almıştı, yani bu arazi ciplerinden. Yol yok, çamur. Bir gün yol yapıyorduk, taş diziyorduk, araba gidiyordu. Ertesi gün tekrar yolu yapıyorduk, tekrar araba gidiyordu. Yol yok. Eski hayat ama huzurluyduk. Yani önümüze gelen o mısır ekmeği yerken bile tadı vardı. Şükretmeyi biliyorduk. Yani o Yetinmeyi biliyorduk. Şimdi öyle bir durumdayız ki bugün 10 bin lira maaş alsan, 10 bin lira maaş al. Gene az der. Gene az dersin. Yetinmeyi bilmiyoruz. Vallahi biz eskiden, ben çok yırtık pantolonla gezdim. Ayağımda kara lastik vardı, onunla gezdim. O kara lastikler bayram geldiği zaman siliyorduk onları. Şey yok, ayakkabı yok. Siliyorduk, parlatıyorduk onları bir şeyle ki bayramda giyelim diye. Şimdi
Bakıyorum Allah'ımıza şükredelim. Şimdi her şeyde var. Her şeyde var. Lüks hayatta var. Ama o zaman şimdi bir huzur yok yani. Eskiden huzur vardı. Buradan amcam biliyor. Buradan gidiyorduk mesela tarlaya çapalamaya gidiyorduk veya mısır çapalamaya olsun bilme buğday biçmeye gidiyorduk. İnanır mısın? Şeyle türkülerle, şarkılarla gidiyorduk, şarkılarla geliyorduk. Öyle bir hayat vardı burada. Tüm zorluklara ve kederlere rağmen Boşnakların o neşvelerinden, vakarlarından hiçbir şey kaybetmeden zarafetlerini bu topraklara getirmeleri ne güzel bir çiçek olmuş güzel ülkemize. Yani eski Boşnak şarkıları, Yugoslav şarkılarını. Annem işte burada olacaktı ki annem söylesin. Annem maşallah. Evet, annem çok güzel biliyor. Rasnali vada trava zelena, aman aman trava zelena. Böyle, böyle söylüyorduk yani Boşnakça. Rasnali vada, yani ne güzel bir çayır. Ne Rasnalıva'da yani büyük bir çayır. Yeşil bir çayır. Rasnalıva'da trava zelena. Yani trava zelena yani çayır yemyeşil. Ortalık yemyeşil. Annem söylüyordu ya annem bazı bana oğlum beraber söylüyorduk annemle ama ben buranın dili Boşnak yani Türkçe çok bilinmiyor değil mi amca? Diliniz Boşnak esas. Boşnak bilin. Boşnak. Genelde Boşnakça konuşuluyor. Ve inanır mısın burada Yugoslavya'dan geldiklerinde bizim büyüklerimiz hiç kimse Türkçe bilmiyordu. Şimdi o eski dilimizi biz işte bizler yani diyelim ki şimdi üçüncü nesil çok bilmiyor. 30-40 yaşlarında veyahut da 25-30 yaşlarındaki çocuklarımız İvcir'i bilmiyor. Ancak ekmek ver, su ver, o. Annem vallahi benim annem 92 yaşında maşallahsı var. Allah ona uzun ömürler versin. Dinç hesap et. Zekası 92 yaşında. Falan, hafıza falan çok kuvvetli maşallah. Mesela bir sana her şey elinden geliyor yani. Eski kadın ama her şey elinden geliyor. Poskoci milko poskoci momčeti pivo natoči ne mogu majko ne mogu stalo mi je momče na nogu. Ej! Sevdal İnkalar öksüz kalmamış. Boşnakça Türkçe ile buluşmuş. Eski vatanın hatıraları yeni vatanda can bulmuş. Aysel Hanım'ın ailesi ise Kafkaslardan hüzünlü bir nehir gibi akmış Türkiye'ye. Elbruz dağlarından koparılan çiçekler bu topraklara ekilmiş yeniden. Şimdi bunun tercümesi Poskoci Majko. Zıpla annem zıpla. Yani horayı teperken. Mesela horayı tepiyorsun ya. Halay çekerken. Poskoci Milko Poskoci. Şimdi kız diyor ki kızı. Ne mogu Majko ne mogu. Anne kaldıramıyorum. Ay, yani kaldıramıyorum. Oğlan ayağıma basmış. Onun için kaldıramıyorum. Oynayamıyorum. Yani bu kadar gene
Biliyorum bak. Bak amcam bunu da bilmiyor ha. Biliyordur, biliyordur. Biliyor musun amca bunu? Bak. Eskileri hatırlıyorum. Bunu bilem söylerken kalkıyorum, oynuyorum kendi kendime. Vallahi. Ey Allah'ım sen bilirsin. Eskiden bayramda, seyranda yani hasta insana koşuyor, herkes gidiyor yardıma, dolaşma, geçmiş olsuna. Şimdi yok abi, yok. Şimdi çok değişik, çok değişik. Vallahi çocukluk günleri neşeli abi, neşeli ya. Çocukluk günleri. Tamam o zaman yoktu bir şey ama yani herkes neşeliydi ya, neşeliydi. Bununla anımız var. Hem de öyle bir anımız var ki. Anı var. Bununla bir anımız var. Buradan amcamla şeye gittik bir gün. Vizeye, panayır var vizede. Vizenin panayırı. Neyse. Gençlikte var ya, kazaya da gitmişsin. Panayırda her şey var. Amca be dedim. Gel böyle aşağı gidelim. Hava yaz. Ya yatarız dedim bir yerde, bir tarlanın dibinde dedim. Sabahlarız. Neyse giderken gördük ki bir adam, bir çardak gördük orada, böyle bir çardak var. Neyse yanına gittik. Bir de baktık ki karpuz tarlası. Kavun ve karpuz tarlası. Girdik oraya. Öğüt falan adama bakıyoruz. Kimse yok. Yalnız bir köpek var orada. Köpek başladı avlamaya. Köpek de bizi gördü, kaçtı gitti. Biz orada bir iki tane karpuz kestik. Karpuz kestik. O yeşil, bu olmuş. Olmamış derken tabii biraz da saat herhalde 2:30-3 falan var. Yattık. Çardağa çıktık, yattık. Uyumuştuk sabahıyla, bir de baktım ki çardak sallanıyor. O tarlanın sahibi geldi, vizeli adam. Çok da hazırlı bir adam. Vizenin en hazırlı adamı. Ben aldım yorganı, örttüm şeyimi. Kafamı örttüm dedim, duyayım. Bu amcam kalktı. Dedi ki, ya dedi, arkadaş dedi, kusura bakma dedi, böyle başıma. Ya dedi, sen dedi, siz ne hakla dedi geliyorsunuz benim dedi tarlaya dedi. Neyse, baktım biraz iş ciddiye yalvarıyor adam. Özür dilerim dedim. Adam bana mısın demiyor. Adam illaki anladığı gibi dayak yiyeceğiz orada yani amcamla. Neyse ben başımı kaldırdım, dedim biraz da adam beni gördü, adam beni tanıdı. Bizim vizede eski komşumuz. Ya dedi, Salih dedi, oğlum senin ne işin var dedi burada ya. Dedim abi böyle. Dedi yatın dedi. Yatın dedi. Dedim bak biz karpuz yedik, onu yaptık yani, parasını verelim. Helal hoş olsun dedi, çekti adam gitti. Böyle bir anımız var. Anımız var. Bir günde amcam nişanlı, derede balık tutuyoruz. Alabalık tutuyoruz elle. Balıkları tuttuk, mulkma derken, ya dedi, benim dedi yüzüğüm yok dedi. Yüzüğüm yok dedi. Nişan yüzüğünü amcam derede kaybetti. Ya şimdi çok soğuk. Kaybetti, neredeyse nişanı da bozuluyordu ha.
Yok ya. Çok soğuk su. Uyuştu elim, uyuştu. Ben şimdi kovukların içine sokuyorum. Taşların altına şuraya buraya. Muazzam da balık tutuyoruz biz. Ya bizden kurtuluş yok. Çocukluğumuzdan beri işimiz o. Ben onu o taşlardan sıyrılmış. Benim hiç haberim yok. Yok. Yani yüzük yani, yüzük ne yapalım. Amcamla şeyler var yani. Amcamla. Buldunuz mu? Bulamadım. Yok be, bulamaz, nerede bulur? Kim bilir kovuğun altında taşına. Ya bırakacaktı neredeyse yengem onu be. Yok be ya, ne bırakması. Şey. Sen dedi izlemiş. Balık uğruna dedi beni dedi şey yaptın dedi. Çocukluğumdan beri balık ufak çobanlık yapıyoruz falan. Keçi koyun bekliyoruz, sığır mır. Ya balık hastasıyız. Rahmetli babamda da vardı bu balık tutma şeyi, hevesi ve tutuyordu. Eskiden çok hakiki alabalık, kırmızı benekli. Eskiden elle tutuyorduk. Elle olsun. Olta molta yok. Elle. Elle bizim bir boşnak sepeti var, sepetle. Sepetle tutuyoruz. Hayatım boyunca bekarken tabii okudum, okulu bitirdim, çalışmaya başladım. Çalışırken babamlara, kardeşlerime, onlara yardım ettim. Çalıştığım bütün parayı babama verirdim. Babam ne derse o olurdu, annem ne derse o olurdu. Kardeşlerim de hepsi çalışıyorlardı. Evlenene kadar aileme fedakarlık yaptım. Evlendikten sonra eşime, çocuklarıma. Bence aileyi ayakta tutan önce saygı. Aile eşler arasında önce bir saygı, sonra sevgi. Sevgi, saygı olduktan sonra sevgi zaten oluyor. Ki yani aramızda o saygı, sevgi var. Ahıskan'ın gülleri sevgiyle sulanmış, yeni nesillere vatan nedir, memleket nasıl sevilir adlı kokular hediye etmiş. Gün gelmiş, Salih Bey ve Aysel Hanım birbirini bulmuş. İki nehrin birlikte aynı denize dökülmesi gibi adım atmışlar hayat yolculuğuna. Ben çok mutluyum. Allah 100.000 kere razı olsun eşimden. Yani çocuklarımın tam annesi. Benim de tam bir ailem. Yani gerçekten birbirimize saygımız var, sevgimiz var. Ve bir şey yapacaksak birbirimize sormadan asla yapmayız. Ben hanımın yüzünden, yani hanım için sigaramı da dahil bıraktım. Her şeyimi bıraktım. Mesela bu yaşta bahçe yapıyoruz, tarla yapıyoruz. Birbirimizi tamamlamaya çalışıyoruz işte. Yani ne için yapıyoruz bunu? Çocuklarımız için yapıyoruz. Çocuklarımız rahat etsin. Bizi de böyle görünce çocuklarımız da memnun oluyor. Bak annemle babam sağlıklı, sıhhatli. Hepsini biz büyüttük. Hepsini biz büyüttük. Evlendirdik. Evleri var, yurtları var. Yani hepsi mutlu. Onlar hepsi da mutlu. Hiçbir tanesinin en ufak bir şeyi, sıkıntısı yok. Vallahi şimdiki gençlere ne tavsiye ediyorum? Bir sefer anne baba ahını almasınlar. Annesinin babasını çok dinlesin, eğer varsa, hayattaysa. Hayatta değilse de bilem, eski baba, yani annesinin babasını mutlaka ziyaret etsin, aklına getirsin. Dürüst olsun, ailesine baksın, çoluk çocuğuna baksın.
Yani sevgi saygı, ailesiyle sevgi saygı, insanlarla sevgi saygı, oturmasını bilsin, kalkmasını bilsin, konuşmasını bilsin. Evvel Allah'ın izniyle sırtı yere gelmez. Ah Türkiye! Dışarıda doğan nehirlerin çaylara, ırmaklara ayrılıp içeriye döküldüğü, muhacirlerin ana vatanı olan Türkiye. Herkese gölge, herkese teselli, herkese yeni başlangıçlar hediye eden Türkiye. Seni anlamanın seni sevmek olduğunu, seni tanımanın kendimizi tanımak olduğunu ezber ettiğimiz gün daha sıkı sarılacağız birbirimize. Dünyanın en büyük ailesi olarak nasıl kök saldığımızı bu cihana ilan edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.